Bu bölümde P ve QRS akslarını ölçmeyi göreceğiz. Aks nedir? Aks, atrium ve ventriküllerin depolarizasyonu sırasında oluşan vektörlerdir. Örneğin atrium depolarizasyon dalgaları sinüs nodundan başlar ve yaklaşık olarak 45 derecelik bir açıyla AV noda doğru gider. Bu tüm depolarizasyon dalgalarının bileşkesidir. QRS aksı ise ventriküllerin depolarizasyon dalgasıdır. Ve bunun yönü yaklaşık olarak AV noddan başlayarak apex'e doğru gittiği için bileşke vektör aksı da yaklaşık olarak 60 derecedir. Burada bunu görecek olursak atriumlar depolarize olmakta, pek çok şekilde, pek çok yönde depolarize olmakta fakat bileşke aksı yaklaşık 45 derecedir. Ventrikül depolarizasyonu ise AV noddan başlar, tüm ventrikülü depolarize eder. Onun bileşkesi de yaklaşık olarak apex'e doğru 60 derece civarındadır. Aksı nasıl hesaplarız? Aksı tüm derivasyonlardan, daha doğrusu ekstremite derivasyonu hesaplayabiliriz. Fakat biz genellikle sadece D1 ve AVF'i kullanmayı tercih ederiz. Çünkü bu iki vektör birbirine diktir ve çizmesi daha kolaydır. D1'de vektör gördüğünüz gibi sağdan sola doğrudur ve pozitif tarafı soldadır. Çünkü sol kola pozitif elektrot bağlanmaktadır. AVF'de ise dikeydir ve pozitif tarafı alttadır, aşağıdadır. Çünkü pozitif elektrot sol bacağa bağlanmaktadır. P aksını nasıl hesaplarız? P aksını hesaplamak için D1 ve AVF'deki P dalgalarına bakarız. D1 ve AVF'de P dalgalarını bu D1 ve AVF vektörleri üzerinde P dalgası burada D1'de yaklaşık olarak 2 mm diyelim. Burada da yaklaşık 2 mm diyelim. Ve bunu D1 ve AVF'e monte edersek ya da taşırsak 2 mm pozitif tarafa, pozitif olduğu için AVF'de 2 mm aşağı doğru pozitif tarafa, burada pozitif olduğu için yani yukarı doğru olduğu için ve bunları da birleştirirsek uçlarını aksının yaklaşık olarak 45 derece olduğunu görebiliriz. Ve böylece de atriumların normal olarak sinüs nodundan başlayan bir uyarıyla AV nodu doğru yani 45 derecelik bir açıyla depolarize olduğunu gösterebiliriz. Bu örnekte gördüğümüz gibi P dalgası D1'de negatif, AVF'de pozitif. Bunu D1 ve AVF'e taşıdığımız zaman D1 negatif bu tarafa, AVF pozitif bu tarafa bileşkesinde yaklaşık olarak 135 derece civarında olduğunu, bu şekilde bu açının 135 derece kadar olduğunu ve dolayısıyla atriumların soldan sağa depolarize olduğunu, yani bir tek sukarda olabileceğini veya ektopik bodaktan soldan sağa ve yukarıdan aşağı depolarize olabileceğini görmekteyiz. Fakat genellikle böyle bir EKG gördüğümüzde en sık karşılaştığımız olay elektrotların ters bağlanması ve bu nedenle böyle bir EKG gördüğümüzde elektrotların doğru bağlanan emin olmak için EKG'yi tekrar çektirmekte fayda vardır. Bu örnekte ise D1'de pozitif P dalgası var, AVF'de negatif P dalgası var ve bunu D1 ve AVF vektörleri üzerine taşıyacak olursak D1 pozitif tarafa, AVF negatif olduğu için negatif tarafa yukarı doğru ve P aksı da yaklaşık olarak eksi 45 derece. Yani atriumlar sağdan sola ve aşağıdan yukarı doğru depolarize olmakta. Bunu genellikle biz nodal ritimlerde, junctional ritimlerde veya low atrial ritim dediğimiz atriumlar aşağıdan depolarize olduğu durumlarda görmekteyiz. İşte burada da D2'de, D3'de ve AVF'de P dalgalarının negatif olduğunu görüyoruz. Bu örnekte ise D1'de de AVF'de de P dalgaları negatif. Bunu D1 ve AVF vektörler üzerine taşıdığımızda D1 negatif tarafa, AVF yine negatif tarafa, P aksının da yaklaşık olarak eksi 135 derece civarında olduğunu görmekteyiz. Ve burada da atriumların yine aşağıdan yukarıya depolarize olduğunu görmekteyiz. QRS aksını hesaplamak benzer şekilde yapılmaktadır. Bunda da yine D1 ve AVF vektörlerini kullanmaktayız.
Bu sefer QRS dalgalarına bakarız. D1'deki QRS dalgalarının bileşkesine ve ABF'deki QRS dalgalarının bileşkesine bakarız. Yani pozitif voltajla negatif voltajın farklarını ölçmemiz ve ona göre bu vektörü taşımamız gerekir. Örneğin bu EKG'de büyütecek olursak R dalgasının pozitif olduğunu, yaklaşık 13 mm olduğunu, derin olan S dalgasının, burada hangisi derinse, hangisi büyükse onu kabul ederiz, Q yerine S alırız, 3 mm olduğunu, 13-3, 10 mm civarında bir pozitif QRS voltajı olduğunu görüyoruz. Burada ise AVF'de yine 15 mm civarında bir R dalgası, 2 mm civarında bir S dalgası görüyoruz. Bileşkesi yaklaşık olarak 13 mm pozitif. İşte buradaki D1 ve AVF üzerine monte edecek olursak D1'de 10 mm pozitif tarafa, burası pozitif çünkü, AVF'de de 13 mm pozitif tarafa, yani aşağı doğru, burası pozitif. Fakat sol bacağı pozitif elektrot bağlandığı için aşağı doğru. Ve böylece bunların bileşkesinde bu vektörlerin uçlarını birleştirdiğimizde ve orta noktayla bu noktayı birleştirdiğimizde QRS aksının yaklaşık olarak 60 derece civarında olduğunu görmekteyiz. Bu da normal bir QRS aksının olduğunu göstermektedir. VKG örneğinde D1'de R pozitif 13 mm, yine S 3 mm, bileşkesi 10 mm pozitif. Burada ise AVF'de 5 mm negatif bir S dalgası var veya Q dalgası var. Burada ise 2 mm bir R dalgası var. Bileşke 3 mm bu sefer negatif. Negatif olduğu için yukarı doğru, çünkü pozitif aşağısıydı, negatif yukarısı, 3 mm yukarı doğru çizeriz. Ve bu 10 mm ve 3 mm'nin uçlarını birleştirdiğimizde QRS aksının yaklaşık olarak eksi şu hat 0 hattıdır. D1 0 hattıdır. Bunun altı pozitiftir. Üstü ise negatif kabul edilir. Eksi 15-20 derece civarında bir QRS aksı olduğunu görmekteyiz. Bu EKG'de ise D1'de yine QRS negatif, yaklaşık 10 mm. 2 mm bir R dalgası var burada. Burada ise 13 mm pozitif, 3 mm bir S dalgası var. Bileşkelerine baktığımızda yaklaşık olarak D1 negatif bu tarafa, AVF pozitif aşağı doğru. Bileşkesi de yaklaşık olarak artı 135 derece, 90 artı 45, 135 derece olduğunu görmekteyiz. VKG'de hem D1'de hem AVF'de negatif voltajların daha hakim olduğunu, pozitif voltajlara göre negatif voltajların daha büyük olduğunu görmekteyiz. Ve bunu D1 ve AVF vektörlerine taşıdığımızda D1 negatif bu tarafa, AVF burada gördüğü gibi negatif, o da yukarı doğru, o da negatif tarafa ve bileşkesi de eksi 135 derece olarak görülmektedir. Benzer bir EKG'de, şimdi bunu hesaplayalım. D1'de R ve S birbirine eşit 0 gibi ve AVF'de de pozitif voltaj var, negatif çok az. Bunu bu D1 ve AVF'e taşıdığımızda D1 0 olduğu için direkt olarak AVF'e paralel, yani dikey aşağı doğru bir aks görülmekte. Bu da açı olarak 90 dereceye eşdeğer olmaktadır. VKG'de D1'de negatif voltaj daha büyük pozitife göre. AVF'de burada pozitif voltaj daha büyük. Çok küçük bir Q dalgası var. Bunu taşıdığımızda ise görüldüğü üzere D1 negatif, AVF pozitif, yaklaşık olarak artı 135-140 derece civarında bir QRS aksi olduğunu görmekteyiz. Bu EKG'de R dalgası küçük, S dalgası büyük. Negatif tarafa doğru D1'de. AVF'de ise R dalgası büyük, nispeten büyük. Q dalgası ona göre daha küçük. O da pozitif tarafa, yukarı doğru daha büyük olduğu için pozitif tarafa, D1 negatif tarafa ve bileşkesi de yaklaşık olarak
şu şekilde artı 160, 170 derece gibi bir QRS aksı olduğunu görüyoruz. Buna bakacak olursak T1'de pozitif negatif voltaj oldukça küçük. AVF'de benzer şekilde pozitif voltaj daha büyük, negatif voltajlar daha küçük. Ve bunun bileşkesi de yaklaşık olarak 45 derece civarında bir QRS aksının olduğunu görüyoruz. Bu EKG'de T1'de pozitif voltaj var. Bileşke pozitif. AVF'de negatif voltaj var. Bileşke buradaki A çok küçük olduğu için S daha hakim. Dolayısıyla bunu vektörlerin üzerine taşıdığımızda T1 pozitif tarafa, AVF negatif tarafa. Burada görüldüğü gibi QRS aksının eksi, çünkü bu çizginin üzerinde eksidir, eksi 45-50 derece gibi olduğunu görmekteyiz. Bu EKG'de D1'de bileşke voltaj negatif yönde, yani bu tarafa doğru. AVF'teki bileşke voltaj pozitif, yani bu tarafa doğru. Ve aksımız da yaklaşık olarak 150 derece civarında olduğu görülüyor. Bu başka bir EKG. D1'de bileşke voltaj negatif. AVF'te de bileşke voltaj negatif. Demek ki D1 bu tarafa, AVF bu tarafa. QRS aksımız da yaklaşık olarak eksi, çizginin üzerinde olduğu için eksi 135-140 derece gibi görülmektedir. Çocuklarda QRS aksı erişkinlerden oldukça farklıdır ve yaşa göre değişkenlik göstermektedir. Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi fetal hayattan kalma bir özellik olarak bebeklerde sağ ventrikül daha hakimdir ve daha hipertrofiktir. O nedenle de doğduğunda ilk bir hafta içinde görüldüğü üzere sağ aks normal olarak görülmektedir. Ve normal bir bebeğin, bir haftalık bebeğin aksı yaklaşık olarak 70 derece ile eksi 160 derece arasında değişmektedir. Çocuk büyüdükçe bu aks normale doğru kaymakta. Örneğin 1-3 haftalıkken görüldüğü üzere gene 70 derece ile bu sefer artı 160 derece arasındaki bir sağa kaymıştır. Burası normaldir. Şu taraf sağ aks, bu taraf sol aks olarak kabul edilir. Çocuk biraz daha büyüdüğünde, 1-2 ay olduğunda aks biraz daha sola kayar. Gördüğü gibi 30 derece ile 120 derece arası normal aks, bu taraf sol aks, bu taraf sağ aks olarak kabul edilir. 3 aydan sonra ise hemen hemen çok az değişir ve 0 ile yaklaşık olarak yaşa göre ufak değişiklikler olmakla beraber 120 derece arası normal kabul edilir. Ve bu bölge sol aks, bu bölgede sağ aks olarak kabul edilir. Şu bölge ise aşırı sol aks deviyasyonu ve aşırı sağ aks deviyasyonu sonucu oluşan kuzey-batı aks deviyasyonu olarak kabul edilir. Bu adı ise haritadaki kuzey ve batı yönlerinden almıştır. Ventriküller genellikle yaklaşık olarak 60 derecelik bir açıyla AV noddan apex'e doğru depoloz olmakta ve bileşke voltajda, yani QRS aksı da bu nedenle 60 derece civarında görülmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler. Yaklaşık 200 kişilik bir kadroyla oluşturulan Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar kitabının genişletilmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı çıktı. Bu kitap bilindiği gibi Türkiye'de şimdiye kadar yayınlanan en kapsamlı, en güncel, en pratik çocuk hastalıkları algoritma kitabı. 60 üniversite ve araştırma hastanesinden 161 yazarın katkılarıyla 184 adet çocukluk çağı problemlerinin algoritmik çözümlerini bu kitapta bulabilirsiniz. Bu kitap ilk basıldığı tarihten bu yana aile hekimlerinin, çocuk asistanlarının, çocuk uzmanlarının, çocuk yan dal asistan ve uzmanlarının yararlanabileceği kitapların başında gelmektedir. İkinci baskıda ek olarak bazı konuların Karekod'la YouTube'dan videolarına da ulaşabilirsiniz. İçerik, yazarlar ve konu başlıkları ile bazı bölümlerin tam metnine ulaşmak için şurada görülen web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler.